Elbisemizi Everyday Super Lux iple örüyoruz. Bunun için 92 ilmek başladık. 3,5 numara şiş kullandık. Üçüncü sırada bir ilik açtık. 5 sıra horoşa yaka bandımızı ördük. Şimdi modelimizin kurulumuna geçiyoruz. 5 ilmek düğme bandı. Modeli kurarken modellerin arasında 2 ters ilmek, 1 ilmek artırma, 3 ilmek düz, tekrar 1 ilmek artırma, 2 ilmek ters. Yine 1 ilmek artırma, 3 ilmek düz, 1 ilmek artırma, 2 ilmek ters. Modeli kurarken ters ilmeklerin kenarlarından ve ortadaki 3 düz ilmeğin kenarlarından artmış oluyor. İlk sıramızı modelde bu şekilde kuruyoruz. Kurulumun sonunda yine 2 ilmek ters örüyoruz. 5 ilmek düğme bandı örülüyor. Arka yüzden ilik ve düğme bantları haroşa örülüyor. Modelin arka yüzünde aralardaki iki tersler arka yüzde iki düz olarak örülüyor. Ön yüzdeki 3 düz ve kenarlardan artırılan ilmekler de ters olarak örülüyor. Arka yüzde model 2 düz 5 ters ilmek olarak devam ediyor. Modelin kuruluşunda birinci sırada artırma işlemlerini yapmıştık. Şimdi ikinci sırada yine kenardan iki ters örüyoruz. Burada artırdığımız ilmeği düz örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Ortadaki 3 düz olarak ördüğümüz ilmeğimizi kesiyoruz. Birlikte alıyoruz. Yine bir ilmek artırıyoruz. Öbür sırada artan ilmeği düz örüyoruz. Modeli kurarken birinci sırada artırma işlemini yaptık ve düz devam etmiştik. İkinci sırada hem artırma işlemi yapıyoruz hem de eksiltme işlemi yapıyoruz ortadan. Ortadaki ilmek sayılarımız önceki sırada artırarak 3 düzler 5 düz olmuştu. Şimdi yine artırma yapılarak 5 düz ilmeğe tamamlanmış oluyor. Modelin araları 2 ters. Artırdığımız ilmeği düz örüyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. Ortadaki 3 düz ördüğüm ilmekleri kesiyoruz. Model bu şekilde devam ediyor. Arka yüzden artırdığımız ilmekleri ters örüyoruz.
aralardaki ters ilmekleri düz örüyoruz. Artırma bantlarımızdaki ilmekler mutlaka arka yüzde ters oluyor ve düz ilmeklere katılıyor. Roba artırımında birinci modelde bir ilmek artırıp ortada 3 ilmek düz örerek ilmek sayısını ikinci sırada 5'e çıkarmıştık. 5'e çıktıktan sonra hem kesme hem de artırma işlemi yapılarak ilmek sayımız, düz ilmek sayımız 5 oluyor. Şimdi yeniden modelin kurulumunda ilmek sayılarının artması için ilk başta 3 ilmeği düz örüp ikinci dönüşümüzde kesmiştik. Şimdi ortadaki 5 ilmeğimizin, düz ilmeklerimizin yine kenarlarından artıracağız. Hiçbir kesme işlemi yapmadan ilk 2 sıramızı gidip geleceğiz. Sonra artırma ve kesme işlemi yapacağız. Kenardan 5 ilmek düğme bandını örüyoruz. Modellerin arası 2 ters ilmek. Bir ilmek artırıyoruz. Ortadan 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. Model arası 2 ters ilmek örüyoruz. Bir ilmek artırıyoruz. 5 ilmek düz olarak devam ediyoruz. Modellerin arası ikişer ters ilmek. Sırada artırma işlemi yaparken ortalarda 3 ilmek düzümüz vardı. Şimdi artırma işlemine geldiğimizde ortada 5 ilmek düzümüz var. Daha sonra hem artırma hem kesme işlemi yaparak ikinci modeli de tamamlayıp üçüncü modele geldiğimizde yine ortadaki ilmeklerimizi düz, kenarlardan artırarak devam edip yeniden modelin eksiltme işlemine geçilecek. Modellerimizde ilmek sayısı 7'ye çıktı. Şimdi burada hem artırma hem de eksiltme yapacağız. 5 ilmek düğme bandını örüyoruz. 2 ilmek model arası ters. 7 ilmeğe çıkan düz ilmekleri şimdi eksilteceğiz. Baştaki bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Artırdığımız ilmek. Bir ilmek artırıyoruz. İç kısımdaki düz ilmeklerden bir tane eksiltiyoruz. Ortada bir ilmek ördük. Tekrar sonda kalan 3 düz ilmeğin 3. ve 2.sini yer değiştirerek düz durması için yer değiştirip kestik. Bir ilmek artırdık. Kenardan yine bir ilmek düzü ördük. Model arası 2 ters ilmek. Artırdığımız ilmeği düz örüyoruz. Yanından artırıyoruz. İç kısımda bir ilmek eksiltiyoruz. Ortadan bir düz örüyoruz. Yine ikinci ve üçüncü düz ilmekleri yer değiştiriyoruz. Eksiltiyoruz.
tekrar artırıyoruz. Kenardaki bir düz ilmeğimizi örüyoruz. Model bu şekilde devam ediyor. Elbise robasının 5. modeline geçtik. Her modelin başlangıcında birer ilmek artırma yapıyoruz. Daha sonra keserek ilmeklerimize şekil veriyoruz. 5. modele geldiğimizde model 13 ilmeğe çıktı. Burada modeli kesmeye başladığımızda 3 sıra kesme işlemini yaptık. Arka yüze geldiğimizde kol lastiklerini horoşaya çeviriyoruz. Ön ve arka bedende model bitinceye kadar devam ediyor. Bu arada kol lastikleri de tamamlanmış oluyor. Ön bedene ilik bandı ile birlikte 35 ilmek ayırdık. Şimdi kollar için ters yüzden düz olarak 60 ilmek öreceğiz. İlmeklerimiz ön yüzde horoşa görülecek. Ön ve arka bedenlerin modelleri tamamlanıncaya kadar kol lastikleri de horoşa olarak devam edecek. Önler 35 ilmek, kollar 60 ilmek, arka 62 ilmek. Elbisenin model devam ederken kol kenar lastiğini de tamamladık. Şimdi önden giderken kolun lastiğini keseceğiz. Daha sonra arkaya devam edip diğer kolun lastiğini keseceğiz. Elbisenin ön bölümünü örerek kol lastiğine doğru gidiyoruz. 35 ilmek önün bir tarafını ördük. Şimdi 60 ilmek kol lastiğini tığ yardımıyla kesiyoruz. Altmış ilmeği keserek kol lastiğini tamamlayacağım. Ağzının lastiğini şimdi ters yüzden kestik. İpimizi koparmadan 4 zincir çekerek batacağız ve kenar süsü yapacağız. İpi koparmadan 4 zincir çektik. Şöyle 2 tane atlayarak ipi almadan çıkarıyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyoruz. Yine 2 tane atlayarak ipi almadan çıkarıyoruz. Yine 4 zincir çekiyoruz. 2 tane atlayarak batıyoruz. İp almadan çıkarıyoruz. Bu şekilde kol ağzına bir renk katmaya çalışıyoruz. Kol kenarını 4'er zincir çekerek ağzına ip almadan battık ve bu şekilde bir değişiklik kazandırdık. Şimdi ipimizi buradan geçirip sıkılıyoruz. Arkaya doğru tekrar örmeye devam ediyoruz. Çünkü ön tarafı örerek gelmiştik. Ters yüzünden kesmiştik. Şimdi de arkayla birleştireceğiz. Diğer kolu keseceğiz.
Modelimizin ilmeklerinin yönüne göre tersler ters, düzler düz ilmek olarak örülüyor. Diğer kola geçiyoruz. Yine 60 ilmek kol lastiğini keseceğiz. Bu şekilde bitirip tekrar ucunu tığlayacağız. Kolun lastiğini de kesip tamamladık, 60 ilmek. Şimdi yine dörder zincir çekerek kol kenar süsünü yapacağız. Döndük, 4 tane zincir çekiyoruz. İki tane ilmek atlayıp batıyoruz. İp almadan çıkarıyoruz. Yine 4 zincir çekiyoruz. 2 ilmek atlıyoruz. İp almadan batıp çıkıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. 2 ilmek atlayıp batıp ip almadan çıkıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Diğer kol lastiğimizi kestik. Kenarının da tığlamasını yaptık. İpimizi içinden geçirerek bitiriyoruz. İpimizi hiç koparmadan şimdi diğer örmediğimiz ön parçaya doğru devam edeceğiz. Kalan parçamızı da yine ters tarafından örerek tamamlıyoruz örgü sırasını. Diğer ön tarafı da örerek başa kadar geldik. Şimdi kolları tamamladık. Beden kısmına geçeceğiz. Bunun için de beden kısmında bir 5 sıra horoşa ördükten sonra aynı modeli uygulamaya geçeceğiz. Bu horoşa kısmını da örmek için şimdi bu ipimizi koparacağız. Bu düğmeli yerimiz ilikli bantla üst üste gelecek şekilde burayı birleştireceğiz ve önce ön parçayı sonra arka parçayı öreceğiz. Örmeyi yapmak için buradan 5 tane düğme bandım vardı. 4 ilmeğimi başka bir şişe takıp bu baştakine ilikli bölüm üste gelecek şekilde bir ilmeğini geçiriyorum. Sonra tekrar diğer şişe aldığım ilmeklerden bir tane geçiriyorum. İlikli bölümden yine bir ilmek o tarafa aktardım. Yine tekrar bir ilmek düğme bandınınkinden, bir ilmek ilik bandınınkinden sırayla örmeye sıra geldiğinde buradaki ilmekleri çifter çifter alarak yine 5 ilmeğe düşüreceğiz. Burada örgünün aynı hizada gitmesi için ilmeklerimi koltuk altına kadar diğer şişe aktarıyorum.
Evet. İki ön parçayı birleştirdim. Şimdi ipimi bağlayarak bu kenardan dikiş payı için ikişer ilmek artıracağım iki kenardan da ve 5 sıra horoşa öreceğim. Bunları birleştirdikten sonra 3 sıra horoşa gidip 3'er ilmek arayla bir artırma, bir kesme işlemi uygulayarak buralarda birer boşluk oluşturduk. Elbisemiz bittiğinde buraya kordela takacağız. Elbisemizin etek bölümüne yine robamızdaki modelimizi uygulayacağız. Burada modeli kurarken birinci sıramızda artırma yapıyorduk. İkinci sıramızda hem artırma hem eksiltme yapıyorduk. Bu şekilde modelimizi kuracağız. 3 tane V modelimiz olduktan sonra düz olarak ineceğiz. Modelimizin ilk kenar ilmeğini düz olarak örüyoruz. Modellerimizin arasında 2 ters ilmeğimiz var. 1 ilmek artırıyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. Yine modelin arasında 2 ters ilmek örüyoruz. 1 ilmek artırıyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek artırıp 2 ilmek ters örüyoruz. Bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Arka yüzden düz ilmekler düz, tersler ters olarak örülüyor. Sadece artırdığımız ilmekleri de arka yüzde ters olarak örüyoruz ve öndeki 3 düz ilmeği eklemiş oluyoruz. Arka yüzde 2 düz, 5 ters olarak örüp dönüyoruz. İlimizi kurarken aralarda 2 ters ilmek, 1 ilmek artırıp 3 ilmek düz örüp yine 1 ilmek artırıp 2 ters olarak devam etmiştik. Arka yüzde de yine ortadaki ters ilmekler düz. Artırdığımız ilmeklerle düz ördüğümüz ilmekleri de ters örerek arka yüzde de modelimiz 2 düz 5 ters olarak devam edip geliyor. Burada ilmek artırımı yaptık. Şimdi ikinci sıraya geçerken burada hem ilmek artıracağız hem ilmekleri eksilteceğiz. Modelimizin kenarında 1 ilmek düz örüyoruz. 2 ilmek ters örüyoruz. Ön etek bölümümüz 65 ilmekti. Yanlardan ikişer ilmek dikiş payı artırmıştık. Modelimizin de dengeli olarak kurulması için kenarlarda 1 düz, 2 ters ilmek olarak devam ediyoruz. Şimdi modelimize geçerken artırdığımız ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Onun yanından 1 ilmek artırarak ortadaki 3 ilmeğimizi eksiltiyoruz. Tekrar yine 1 ilmek artırıyoruz. Artırdığımız ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Modelin arasında ikişer ters ilmeğimiz var. Başta 3 ilmek düz, model kurulduktan sonra artırmayla 5 ilmek oldu. Bundan sonrakiler 7 ve 9 ilmek olarak V dilimlerimiz devam edecek. Robayı tamamladıktan sonra 6 sıra horoşa ördük. Horoşamız 3 sırayı tamamlandığında 3'er ilmek arayla bir kesme, bir artırma yaparak burada delikler oluşturduk. Buralardan kordela geçireceğiz. Yine robamızdaki modelimizi aynı şekilde etek
boyuna da uyguladık. Burada uygulama yaptığımızda ilmek sayımız modelimizde 9'a çıktığında modelimizi düz olarak hep 9 ilmekli olarak devam ettik. Modeli kurarken yanlardan ikişer ilmek dikiş payı artırması yaptık. Modellerde dikiş payı için veya modelin tam iki tarafa da eşit olarak dağılması için bazen bir ilmek artırıyoruz, bazen de eksiltiyoruz. Elbisenin eteğinde 4 sıra haroşa ördük. Kesmeye geçiyoruz. Eteği tamamladık. Şimdi etek boyundaki lastik bandımızın kesimine geçiyoruz. Tığ yardımıyla kesiyorum. Bana daha kolay geliyor. Bu şekilde kesip bitireceğiz. 1-2 yaş çocuk için yaptığımız elbisemiz 3,5 numara şiş ve 2 yumak iple tamamlandı.